Outdoor malzemenin adresi Galeri Güvenliği'nin sunduğu 3 Gezer başlıyor. Yollarda emniyet kemeri takılmaz biliyorsun değil mi? Evet abi. Her an ne olacağı belli olmaz. Hemen arabayı terk etmen gerekebilir. Çünkü yollar zaten belli. Ya abi bir taraf uçurum, bir taraf kaya. Tepeden de bir şeyler düşecekmiş gibi geliyor. Burada adrenalini sonuna kadar yaşıyoruz. Ya yolun güzelliğine bakabilir misin? Hem güzel hem tehlikeli. Çok tehlikeli. Yani bu yolu kim yapmış abi? Burayı, bu yolu zamanında demir yolu için yapmış. Almanlar herhalde emeği var. Gerçekten çok zor. Nasıl demir yolu? Buradan tren mi geçiyormuş? Şey, yan taraftan tren geçiyor. Burası da tren yanında destek, lojistik. O yol için. Oo. Şuraya bak, zil kalaya benziyor değil mi? Abi dur oranın... Fotoğrafını çekin. Aynen, fotoğraflamam lazım.
Hoppa. Arkaya bakayım mı? Bak. Bir dakika kapatacağım. Burayı var ya bir çıkabilsek. Bundan sonra zaten rahat. Bir yer çakıl ya bak. Şurası. Şöyle. Biraz sudan vereceğim. Yalnız zamanımız lazım. Buraya verirsen hiç geri dönmemiz. Şu elemanlar gelsin de hep beraber bir ittirin. Tamam. Yavaş yavaş değil mi? Hadi bir daha. Aşağıdan abi, aşağıdan. Olası bir durumda aşağıda olmamız daha iyi. Taş atıyor, biraz uzakta duracağız. Şahin abi, iyi mi şimdi bu mesafe? Bismillah. Şurası be, şurası vallahi şurası. İtmeye devam mı? Çürük olsaydı şurayı temizlerdi. Yakından gören
yakından gören. Haber var, belli ki gittiğin yerden kara haber var. Dağlar dağlar, kurban olan yollar geçen, sevdiğimiz son bir olsun yakından gören. Misafirlerimiz var, 3 tane. Onlar da çekiyor. Tabii onlar da var. Araba bir de kızın attı ya. Yani şöyle. Evet, misafirlerimiz. Hani mevsimde. Valla sağ olsunlar ya. Allah size sağ olun abi. Aynen abi. Sizin memleket Adana mı? Aynen. Adana'ya mı gidiyorsunuz? Adana'ya gidiyoruz. Şimdi nereden giriyorsunuz? Şu an Belemedik'ten geliyoruz. 4 gün buradayız. Varda. Varda. Ona sana kapıda yapayım. Orada tamam. Don topu alalım. Aynen. Okuyorsunuz. Evet. Bardakların koltukta. Zorlu bir öncülük olacak yani. Allah. Size de kolay gelsin. Meyve suyu içerken de. Önce köyümüze hoş geldiniz. Tekrarlıyorum. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Burası Karahisarlı'nın Gralan köyü. Evet.
İstasyon olarak Hacıgır derler. İstasyon devlet demir yolundaki ismi Hacıgır'dır. Ama devlette buranın ismi yani valilikte, kaymakamlıkta Kralan köyüdür. Evet amca. Şimdi köyümüz 1935'te kurulmuş. Amcam rahat bırakmıyor. Konuş sen, konuş. Konuş, ne olacak? 1935'te buranın muhtarlığı kurulmuştur. Yeni köyüdür. Eski köyler burada. Esasında orada gelmiş olduğumuz yere Kutçular Köyü. Kutçular Köyü'nün camisinin üzerinde de 1573 yazardı. Biz camiye giderdik. Yani o köyümüz ora. Sonra buraya geldik biz. Evet. Ve 1573 yazardı. Burada. Yani şeylerin, Almanların o Faraka denen yeri kurdukları zaman. Yani bu da neye tekamül ediyor? 1895'te falan kurur. O geldiğiniz yol. Evet. Bayağı zor bir yol. Zor bir yol. O zaman daha zordu. Şimdi hiç olmazsa devlet orayı onardı, yaptı. Şimdi gelmesi daha kolay yani. Evet. Şimdi şöyle deyip Kutçular'daki vatandaş yani bizim köylümüz buraya yerleşmiş. Niye yerleşmiş? Çünkü burada iş var, aş var. Devlet demir yolu geçtiği için demir yolunda çalışmışlar. Rızık temin etmişler ve o dolayından da Hacıgır'a yerleşmişler. Anladım. Burayı artık yani yerleşim alanı yapmış. Yerleşim alanı yapılmış. Evet. Burası mesela şimdi bir özelliği daha var buranın. Huduttur burası. Mersin hududuyla Adana hududu burada kesişir. Yani şu karşıdaki dağlar, evet. Bu dağlar Mersin'e bağlı. Yani tren yolundan aşağısı da Adana'ya bağlı. Hı, tam kesişme noktası. Tam kesişme yolu. Sıfır burası. Sıfır noktadayız yani. Çok güzel bir yerdeyiz. Ama hakikaten gerçekten manzara çok güzel. Manzara açısından da harika yani. Yani. Her bakımdan çok güzel. Şimdi, evet. Köprü hakkında bize bir şeyler söyleyebilir misin? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir de demir yolcuyum ya. Evet. Sizin de, artık daha iyi. Yani şimdi sonunda söyleyeceğim. Önce söyleyeyim de. Devlet demir yolu envanterine 1912'de geçirmiş burayı. Evet. Envanterine. Yani kaydetmiş, demirbaşı olmuş yani. Anladım. Demir 12'de geçmiş, 1912'de. Ama başlangıç padişahlı zamanında başlandı. 1895'te falan başlandı. Osmanlı döneminin son dönemleri. Son dönemine başlamış. Evet. Mesela oralarda göreceksiniz falan, oralarda tüneller yapılmış. Burada mesela Hacıgır'dan Bilemede'ye kadar tüneller geçilir. Evet, yol kenarında şeyler gördüm yani tünellerin. Nedir? 12 tane tünel var. Hacıgır'dan Bilemede'ye kadar 12 tane tünel var. Trenin geçti. Evet. Yani burada Toruslar geçiliyor. Torus dağlarının geçiş yeri noktası tünellerine burada. Köprü. Şimdi köprü de şöyle yani yine tekrar diyorum. 1912'de bizim envantere geçmiş ama önce başlamış. 1895'te başlamış. Ne olmuş bu? Şimdi Almanlar mühendislik Almanlardan İşçilik de bizden. Ta para karşılığı yapılmış. Bizde bu Almanlar o zaman kongresörü getirmişler, köprünün başına kurmuşlar. Yani taştan un ya, yapmışlar. Un halindeki Çakıl. İnce çakılla beraber bu köprüyü yapılmış yani betonu o ince çakırdan dökülmüş. Şimdi göreceğiz. Ama yani o zamanki daha hiç özelliğini kaybetmemiş. Hatta buraya şeyler falan geldi. Şu İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bundan 10 sene falan önce kontrol ettiler. Araba trenör gönderiler geldi gitti falan neyse artık. Hala sapa sağlam duruyor. Adamlar rapor demiş. 100 sene yaşamış ama 100 sene daha gider demişler. Anladım. O kadar güzel yapılmış. Ama yapılma şeklinin birinci özelliği nereden kum getirilmemiş. Kumu taştan hallolmuş. Taştan harç yapılmış. Ondan dökülmüş yani. Tarihi Alman yani Osmanlı'nın son dönemleri. Son dönemleri. Aynı zamanda Alman mühendisler tarafından işçiliği bizden. İşçiliği bizden. Bu şekilde yapılıyor. Ya şimdi şöyle olmuş. Mesela diyelim ki işçilik 7-8 sene düşünce burada yukarıdan taş gelirken yani görmüş varangelen koymuş adam. Boşu gitmiş, doğrusu gelmiş. Evet, anladım. Şimdi oralara direkt gitmiş. Oraya demiş ki bana ya işte bize 10 tane
20 yerli şey kes, taş kes. Anladım. Öbür tarafa demiş ki 60'a 80 kestim. Yani orada hep taşlar orada şeyle, varangelenle. Ne diyor? Teleferik diyor şimdi. Aynen teleferik. Teleferik diyor şimdi. O zaman varangelen demiş. Öyle şekilde taşıyorlar. Ondan boşu yukarı çıkıyor, dolusu aşağı iniyor. Anladım. O şekilde taşları da o şekilde döşemişler. Şimdi yüksekliği 100 metre, uzunluğu da 240 metre. Düşün 100 metreye şimdi nasıl burada şey koydum. Aleykümselam. Kalıp durdurdum. 100 metreyi nasıl orada örüyorsun? Bir de o zamanlar. O zamanlar. O zamanın teknikleri, evet. O zamanların durumları. Şimdi ne oluyor bu? Şimdi şöyle diyeyim. O zamanki teknik demek ki biraz daha ileriymiş. Evet. Daha iyi işçilik varmış. Yani yörüne köy kılavuzu istemez derler ya. Aynen. Şimdi o zaman şimdi gidip göreceğiz. Göreceksin ama görmeye değer bir şey yani. İnşallah. Çok güzel bir şey. Hep evet amcam. Bu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Aşağı yukarı 90 kiloyum. Yani 20'de biri bile değil yani. O yüzden çok rahat olmak gerekir. Bak onu da şuraya takıyorsun. Karabinaya. Ya da şu halkaya da takarsın. Nasıl istersen. Şuraya da halkaya da takarsın. Ya şu, o patlarsa bir şey. Yavaş yavaş intihar ediyoruz. Biz bunu Türkiye'nin her yerinde yapıyorsunuz herhalde. Osman abi GoPro. Şöyle bir ipi bir kontrol edelim. Yok. Aşağı inecek, aşağıdan mı çıkacak?
Biri inecek herhalde. Yok ya, burası 80 galiba. Tam ana şey 100 metre. Öyle mi? Ha, ayak dipten. Ama ayak, ortası 100 metre. Şimdi Şahin abiye ver, ben orada kamerayı kuracağım. 2. 5. 3. 3. Yanımda götür. O kendinden frenli değil mi şu? Tabii tabii. Sarı başlı bak, patika var. Şuradan ayağınlar götürüyor. Yani bir şekilde. Ben vereyim mi? GoPro'yu. Oğlum gergisine bakıyor abim şimdi. Şunu alsın biraz. Şöyle. Devam et. Açılı tut. Abi, benim mi? Hani şey yapabilir misin? Ses verdiler abi. Evet, Şahin abi şimdi Alman Köprüsü'nden iniyor. Hazırlık yapıyor. Aşağıdaki halka var ya. Şu halka. Şu. Dur abi. Heh, oraya bir düğüm atıver. Evet. Onun karşılığı orada var değil mi? Bunun karşılığı. Burada şu an 3 tane var. Güvenlik var. Yani şu patlasa şu devreye girer, bu patlasa bu devreye girer. Evet. Çok gerdirme, biraz bırak abi. Tamam. Ha, şöyle yapayım. Ben ne kadar da bilsen abi şey. İlk Hayabusa'yla 360'ı gördüğümde 360 mı? Tabii böyle. O daha korkutucudur ya. Çok fena idi biliyor musun? Anlatamam sana duygularımı. İşin en zor kısmı bitti. İpi oturduk. Oturdun mu? Bunu açacak mıyız? Bu da bir tutku herhalde yani. Tabii. Bunsuz yaşayamayız. Allah Allah. Adrenalin. Şimdi yine yanlış şeye getirmişsiniz ya. Ha, bayrak şu. Şunu alayım şu an abi. Gidiyorum hadi. Hadi kolay gelsin. Hadi. Bir daha tut. Hadi rastgele. Sağ ol. Dönme ya. Niye dönüyorsun? Şimdi bir daha mı? Hadi rastgele. Sağ ol abicim. Onu alabilir miyim kamerayı? Kameradan net görüyorsun. Bak ya, şimdi cesaret ya.
kapının kilidi var ya. Sıfırda mısın? İşte manzara bu yani. Allah bizi bunun için yapıyoruz şimdi. Ya. İmrendim şimdi sana. Adam orada benim tansiyon yükseldi anasını satayım. Vallahi benim de yükseldi bir tane. Burada en tehlikelisi rüzgar işte. Sporu disiplinli yapmaları. Evet. Rahatsan kal öyle kardeş. Alkış. Evet, evet. Bravo. Helal sana kardeş. Bak karşıdan da alkış aldı. Ya o nerelerden inmiştir? Bura onun için çerezdir, değil mi? Yani buradan daha önce indiler. Tamam, dur bekle. Bekle, bekle. Evet abi dinliyorum. Görüntü nasıl? Görene kadar bekle. Yaraladı mı? Yok lan. Şu an %40. Evet. Alman köprüsünün yarısındayım şu anda, tam 50 metrede. Şöyle. Herkes bizi, beni izliyor. Daha doğrusu ekibi izliyor, üç kezleri izliyor. Bayrak açtık, onu sevdiler. Şöyle bayrağımızı bir daha da alalım. Evet. Bak şimdi. Adam daha kendini kurtaramadı. Şahin abi! Fatih abi. Vallahi bizim yaşlı kurt indi. Evet evet indi. Sıra sende. Sana bana taş çıkartır haberin olsun. Sıra sende, sıra sende. Tamam ineriz canım ya. Niye böyle yapıyorsun? İnecek gibi konuşmuyor. Hocam biz de böyle. Biz önce abilerimiz iner bizde. Önce siz lütfen. Büyük beni taşımaz belki. Yani bir ton çekiyor. Senin de o kadar olmayacağına göre. Abi ya. Tamam hadi toparlanalım hadi. Arabanın orada buluşalım. Tamam abi ben geçiyorum. Şahin abiye yolu göstermem lazım. Patika yoldan çıkacak. Onu karşıla sen. Ben buradayım. Tamamdır abi. Outdoor malzemenin adresi Galeri Güvenlik. Üç gezeri sundu.